Değerli izleyiciler günaydın, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Bugün sevgili Erol Evgin bizimle beraber çok değerli sanatçımız, çok başarılı ve uzun yıllar boyunca bize güzel şarkılarıyla, besteleriyle, yorumlarıyla eşlik eden çok kıymetli sevdiğimiz bir dostumuz ve büyüğümüz aynı zamanda. Ne güzel sizle beraber olmak, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür sağlık. ederim, sağ olun. Gayet iyi gördüm sizi. Teşekkür yine. ederim, ben de. Bizi izleyenlerin kurban bayramlarını candan gönülden kutluyorum. Bütün ömrümüzün bir bayram sevinci, birlik ve beraberliği içinde geçmesini yürekten diliyorum. İnşallah öyle oldu. Bu dileklere katılmamak mümkün değil. Zaman zaman içinde yaşadığımız günlerde de türlü nedenlerle zor zamanlar yaşadıklarımız oluyor. İşte bazen ekonomik meseleler, bazen uluslararası ilişkilerden, dış politikadan kaynaklanan konular ama ben hep şuna inanıyorum. Türkiye önemli ve güçlü bir ülke. Biz birlikte bir dayanışma ortaya koyduğumuz zaman çok zor zamanları bile geride bırakmayı, aşmayı başarmış insanlığınız. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemlere ve yıllara iyimser bakıyorum. Umutla bakıyorum daha doğru bir ifadeyle. Evet. Ben de hep iyimserimdir, hep umutluyumdur. Umutsuzluğa hiç kapılmam. Konserlerimde de bu umudu beni izlemeye gelen müzik severleri hep aşılamaya çalışırım. E Türkiye Milli mücadele vermiş, kurtuluş savaşı yapmış bir ülke. Yedi düvele karşı, dünyanın bütün büyük devletlerine karşı. Çok daha zor şartlarda o savaşı gerçekleştirip oradan başarıyla çıkmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, silah arkadaşlarıyla ve Türk halkıyla birlikte. Müthiş bir başarı. 20. yüzyılın mucizesi bu. Dolayısıyla biz mucizeleri e, yaratırız, alışırız. Zorluklara da alışırız, zorlukları yeneriz diye düşünüyorum. Yeter ki birlik olalım. Birlik içinde, beraberlik içinde, evet. ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan bu ülkeyi hep birlikte daha güzel günlere gösterelim. Erol Bey farklı dönemlerde hep popüler olmayı başarmak, hep ilgi çekmek, <laughs> ilgi görmek ve üretmek kolay bir şey değil. Siz tabii üretiyorsunuz. Belki de bu sözünü ettiğim şeylerin ardında e, üretmeye devam etmek var. Konserler veriyorsunuz, evet. yoğun konser programları var. Birazdan onlardan da lütfen bahsedin. Fakat müziğe başladığınız günden bugüne bir zaman diliminde bakarsanız hem daha çok ürettiğiniz ve böyle çok keyif aldığınız bir, bir zaman dilimi hangisi oldu? Hangi yıla geri dönmek eğer <laughs> mümkün olsaydı dönmeyi tercih ederdiniz? 70'ler, 70'lerin sonu mu mesela ya da o, daha farklı evet. bir dönem mi? benim çıkışım yani şarkılarımın bütün Türkiye tarafından söylendiği yıllar 76 yıl 70'lerin ikinci Değil yarısı. Mi? E, ama hiçbir yere geri dönmek istemezdim. 2018'de 2018 çok gerçekten... memnun musun? Ya, memnunum yani şimdi şarkılar işte turneler yapıyorum. E, insanlarla çok uzun yıllara dayanan bir e, dostluğumuz var. Aile gibiyiz yani. E, önümüzdeki yıl benim 50. yılım. 49 yıl olmuş. E, sahnelere çıkalı şarkı. zaman, bütün dünyada da bakıldığı zaman Böyle popüler olmuş sanatçıların hayatlarında bu kadar kesintisiz zaman sahnede olan konser veren çok insan yoktur. Evet çok. Ve siz neredeyse hiç ara vermediniz diye ben. Biraz mimarlık yaptığım yıllarda televizyon programları yaparak sürdürdüm. Ama hep müzikle iç içe olmuştum. Hep müzikle iç içe olarak devam. Tabii tabii hep hep iç içe oldu. İşte rahmetli Çetin Altan'ın bir sözü vardı. Derdi ki insanın işinden aldığı zevk o işten kazandığı paradan daha çoksa o insan mutludur derdi. Aa, çok güzel. Güzel bir formül değil mi bu? Güzel ifade. Bence de çok doğru bir ifade. Ben şarkı söylemekte hep çok mutlu oldum. O yüzden her yılını çok severek yaşadım. Hiç bir başka yılı dönmek istemem. <laughs> Müzik piyasası mesela 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler bunların böyle kendi içlerinde nasıl özellikleri var? Mesela plakların öne çıktığı bir dönem muhtemelen 70'leri öyle değerlendirebiliriz. Yine kasetler biraz evet. 80'lerin galiba formatlardan bahsediyoruz. Tabii tabii. 80'ler sonraki dönemde işte yine o arada karışık kasetler gidip kaset evet, yaptırılır. Evet. Sonra CD'ler. Evet. Bugün hepsinin bir arada olduğu bir dönemi yaşıyoruz aslında. Her türlü tabi formatı bulmak Hepsi mümkün. Hepsi var evet. Online müzik bir taraftan da tabii çok hakim. Evet. Hatta kasetler böyle tekrar bir canlanmaya çalışıyor gibi. Böyle e, üretim de arayışları var. Plaklar, plaklar gibi canlandırmaya çalışıyorlar. Plaklar da tekrardan gündeme geldi. Hangi formatı daha çok sevdiniz Erol Bey? E, benim sevdiğim format plaklardı plaklar. tabii. Çünkü e, dijital değil, analog e, kayıtlarla o pla, plağın derinliği, sesinin... Ee, bu hacmi, boyutu çok başkadır. Ee, ses taşıyıcılar işte benim şahit olduğum 50 yıl içinde çok değişti ama değişmeyen şey müzik ve bir şarkıyı dinlediğimiz zaman insanın böyle bir ah demesi, ruhundan, hmm. e, kalbinden yakalaması veyahut da Hiçbir şey ifade etmemesi çok doğru. Bir çok de doğru. bir unuttuğum bir format daha var kartuşları da hatırlıyorum. Kartuşlar ki. da vardı. Otomobillerde evet. de yani özellikle Amerikan evet. otomobillerinde eskiden o kartuşlar da vardı. Yani, hatta <laughs> pikap olan otomobiller vardı. Atılır yani, ya sizler Dolmuşlar vardı. Pikap e, sonra bir ara yasaklandı pikaplar ama dolmuşcu arkadaşlar vazgeçmediler. Koltuğun altına oh, monte, top, monte ettiler. Şeyler de yukarıda plaklarda. Yeah. Böyle arabayı sürerken bir yandan. Pat bir tane alır koyardı falan. öyle evet Çok değişik formatlar. Formattan çok müzik de tabii çok büyük değişimler gösterdi. 70'li yıllarda Türkiye kentleşirken, şehirleşirken pop müzik çok öne çıktı. ve Pop müziğin bence altın yılları yani iki damar vardı orada. Bir bizim yürüdüğümüz damar bir de folk akımıyla dünyadaki folk akımıyla buluşup ee, Anadolu folk olarak yürüyen bir damar işte modern Cem Karacalar modern folk Barış Manço'lar falan yani. onlar öyle yürüdüler biz de işte e, bir başka damar olarak e, Türk müziğine saygılı e, şiirlere e, Türk halkının e, şiir sevkine saygılı şarkılar üreterek bir başka damar oluşturduk. E, 70'ler pop müziğin e, Türkiye'de kentleşmenin, şehirleşmenin Müziği oldu pop müzik. Kentin türküsü, şehrin folkloru oldu bir anlamda. Doğru, güzel ifadeler Öyleydi, var. Evet, sonra 80'ler geldi. Orada da başka... Nasıl değişti işte, 80 80'lerde? 80'lerde daha çok ritim anlayışı. Bir de işte bu modern aletler, dijital şeyler girmeye başladı. Klavyeler. Klavyeler vesaireler. Onlar girdi. Akustik şeyler azaldı. Onların hani çocuk böyle bir oyuncağı alıp hep onunla oynamak ister ya... Ee, ...öyle oldu. Onun getirdiği bazı pratiklikler de vardı. Pratiklikler. Avantajlar da oldu galiba. Hoş da geliyordu insanlara. 90'lar başka, 2000'li yıllar başka... ...şimdi bambaşka. Ee, yani çok hızla değişiyor. Durak'ın alakasızlığı ayak... bir dönem var mı... ...biraz popüler müzikte, biraz iniş... ...yani hem üretim hem kalite... ...sizin gözünüzden bakıldığı zaman... Evet. ...sanki böyle 90... 2000'lerde böyle bir, ben bir kendi açımdan evet. bakıyorum. Biraz var mı bir yavaşlama oldu? Tabii ki? tabii zaman zaman yani inişli çıkışlı evet. oluyor. E, toplumların yaşamları da öyle. Mutlulukları işte e, her şeyleri böyle bir inişli çıkışlı olur. Müzikte de, de zaman zaman oldu. E, şimdi 70'lere baktığımız zaman günümüz şarkılarıyla çok farklı. Yani bizim şarkılar insanları böyle yüreğinden yakalayan her türlü duygulara tercüman olan şarkılardı. Şimdi daha çok atmosfer yaratan şarkılar. Yani insanları eğlendiren işte dans ettiren atmosfer yaratan. Hızlandı mı tempo müzik? Tempolar tabii çok hızlandı. hızlandı. Yani çok hızlandı. Değişti epey. Ama zaman da öyle. Zaman da Şimdi her şey hızlı. Doğru. Yani artık e bu tweet'lerde bile uzun şeylere insanlar kısa, okumuyor. Kısa, kısa, kısa klipler şey. daha çok en izleniyor. Kısa, evet. Videolar bakılıyor. Videolar uzun videolara bakmıyor insanlar. Biraz sosyoloji yani beklentileri ve müzik zevkini de yönlendiren bir şey değil mi sosyoloji? Tabii müzik. tabii çok toplumsal bir şey. Toplumsal bir şey. Evet. Fakat değişmeyen de bir şey var. Yani güzel bir şarkı 70'lerdeki evet. bir Erol Evgin şarkısı. Ha, teşekkür ederim. Bugün de dinliyoruz. <laughs> 80'lerde de dinledik, 90'larda da e dinledik. Bu çok dinledik. keyifli bir şey tabii. Evet. Ben öyle yani bir müziksever olarak, bu formatı da seven bir insan olarak diyorum ki ben evde Erol Evgin plağını döndürdüğümde çocukluğumda hissettiğim o duyguyu bugün de eee evet, yaşıyorum. çok ediyorum, evet. Ölmeyen şarkılar aslında evet. biraz. Bir şarkı nasıl böyle ölmez hale gelebiliyor? Buradaki onun şey nedir? formülü yok yani. Formül nedir? <laughs> yok yani ben onun nasıl formülü yok. Ben? İnsanların işte gönlüne, ruhuna hitap edebilmek meselesi o. Onun formu yani yok. Ölümsüz besteler, Melih Kibar besteleri evet, sizin söylediğiniz evet. şarkı. Çok hakikaten Çiğdem Tolu, Melih Kibar şarkıları ve ona paralel birçok sanatçı dostumun, arkadaşımın o yıllarda yaptıkları şarkılar artık günümüzde pop müziğin klasikleri oldular. Pop klasiği oldular. Böyle evet. bir şey var. Amerika'da da var bu. Standart deniyor orada. Standartlar denir. Mesela 1920'lerin, 30'ların 40'ların müzikleri, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde Rod Stewart diye bir rock sanatçısı alıp onların hepsini, bütün o standartları, klasikleri büyük orkestrayla tekrar söyledi. Yani böyle şeyler var. Ee, e, müzik, tabi bu çok onur verici bir şey benim adıma. Dördüncü nesil şimdi benim şarkılarımı dinliyor. Nesil. Ee, yani bizim anne babalarımız severdi o şarkıları, bizim neslimiz sevdi, çocuklarımız derken şimdi torunlarımız. İşte ben geçen yıl bir şey yaptım, e, Altın düetler adlı bir albüm yaptım. Orada verilen böyle bir 7-8 bin kişilik bir konserdi. Ne kadar oldu? Çok şarkı? büyük sürpriz yani, oldu e yani ve güzel. o da Rahşan Gülşan çekti Ga bu. Gazeteci, gazeteci arkadaşımız. Evet, çok da başarılı bir klip çektim. Çok güzel olmuş. Şey oldu. Güzel şarkı. Şarkı çok güzel. Bu şarkıyı ben e, e, yani ilk e, Altın Düetler'de düşünmemiştim. Sıla bunu yapalım dedi. İstedi dedi i̇yi, iyi ki bir fikir, herhalde bir mi? düşündüğü var diye düşündüm. Ama ateş çıkardı şarkıdan sonra. İyi olmuş. Evet çok beğeniyorum i̇yi iyi Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok başarılı. E, genç arkadaşım. Çok başarılı evet. Evet, çok ee, Erol ve siz tabii yani düetler bir taraftan konser programları e, evet. de bıraktığımız günlerde de konserleriniz vardı. Tabii ki günlerde de var. İsterseniz evet, onlardan evet. da biraz bahsedelim. Tabii biz bu geçen yıl bir Türkiye turnesi yaptık. Yıllar sonra biz, biz işte 80'lerde filan böyle Anadolu turnesi diye otobüsle çıkardık. 40 günde 80 konser. Her gün bir şehirde matinesi var ya, yakın yakın şehirlerle. 1 iki saat yolculuk yapardık sonra... İşte biraz dinlenip matine, öğrencilere matine, akşam da suare filan. Ee, öyle konserler, turneler yapardık. Sonra Avrupa'da turneler yaptık. Sırla'nın Sesi adıyla böyle işte Altın Kelebek alan bütün sanatçılar orada on bin kişilik hallelerde filan. Yani Almanya'da demişlerdi ki Frank Sinatra bu salonu dolduramadı, siz kolay kolay dolduramazsınız demişlerdi. Kıyamet koptu, camlar kırılırdı. Çok güzel. Ve Egemen Bostancı böyle zevkle cam parası öderdi <laughs> ve prodüktörümüz oydu. Şimdi ondan sonra uzun yıllar Türkiye turnesi yapmadım. İşte geçen yıl arkadaşlarım yapalım dediler. Hakikaten çok keyifli oldu, çok güzel geçti. Bodrum Kalesi'nde konser ver. Şimdi yine Bodrum Kalesi'nde var. 28 Ağustos Salı akşamı. Bodrum Antik Tiyatro'da pardon yanlış söyledim. Bodrum Antik Tiyatro'da konser. Güzel geldi. bir zaman. Ya zaman da Mekan güzel. da güzel. Mekan da çok, Mekan güzel. Da güzel. Geçen yıl orada konser veriyoruz. İşte bir konteyner getirdiler. Kulis yok. Ben de konteynerin içinde provadan sonra sahne saatimi bekliyorum. Misafirler geliyorlar ve konuşmaları duyuyorum. Bir karı koca geçiyor yanına. Konteynerin duvarları ince. Adam diyor ki ya 135 lira çok pahalı diyor. Karısı diyor ki ma kaç yıl ne nerede ilgini değer ya, diyor. Güzel. Ayrıca evet temizliğe 150'den aşağı kadın gelmiyor bu, diyor. Çok, bu çok çok güzel. Bu yok. <laughs> <laughs> çok güzel. Çok hoş anılar biriktirdim turnede. Bu yılda da işte e, İzmir Denizi, Antalya, Datça, e, Har e, Marmaris, Harbiye Açık Hava yaptık. Çeşme Kuşadası, Ç Çanakkale ve Kıbrıs yaptık. Şimdi Bodrum var. Ondan sonra Bursa, Yalova bir harbiye açık hava tiyatrosu daha var ki orası da muhteşem oluyor açık yani, havanın şeyiydi havası atmosferi başkaydı Müthiş değil mi? yani bambaşka bambaşka yani, evet müthiş oluyor sonra e, Hatay var uzun yıllar sonra ilk defa gideceğim Hatay'a Mersin var yine ee, işte bayağı bir yer var e, bayağı, mı Bayağı evet evet müzisyenler sanatçılar arasında benim böyle bir gözlemim de oluyor bu harbi açık havanın ayrı bir yeri oluyor sanki orada evet. konser vermeyi daha çok seviyorlar arzu evet. ediyorlar takvimlerini alıyorlar nedir oradaki fark yani orası tabi e, çok özel bir yer e, bir kere İstanbul'da e, orayı doldurmak e, çok önemli. O, o bakıma bir büyük, sınav büyük bir sınav yer. yeri gibi. Ha öyle mi biraz da? Bir sınav tabii orada. Gibi. Yani harbiye açık havayı yapan yapamayan sanatçılar falan gibi böyle. Bir öyle bir şey var mı? Bu oluyor, tabii. oluyor mu? Yani sanatçılar içinde olmasa bile biz birbirimizi severiz ve bizim için müzik yeterlidir ama e, organizatörler veya işte o işi hmm. e, Planlayan planlayanlar arın yani. arasında böyle bir şey oluyor dolar mı dolmaz mı diye bazen evet, tereddüt evet. ediyorlar. Şöyle de bir şey, yani çok kıymetli sanatçılar ve ciddi hazırlanmış prodüksiyonlar oluyor ama artık İstanbul 70'ler, 80'ler, 90'lar gibi değil. Bir yerden bir yere gitmek ciddi zahmet ve evet. zaman alan bir şey. Çok doğal. Bir de çok etkinlik var. Aynı anda İstanbul'da benzer niteliklerde olmasa da insanların dağılmasına neden olan evet. 10 tane bir şey vardır mesela. Çok, evet, Değil evet, mi evet? Yani 70'te 80'lerde 90'larda bir Erol Evgin konseri olduğunda o gün çok da fazla bir şey olmazdı muhtemelen İstanbul'da. Doğru. Şimdi çok var. Değil mi evet? Yani evet, konsantre çok. olunurdu. Şimdi mesela Londra'da eee Theatre Corner diye böyle bir yer vardır. İşte orada tiyatro köşesi diyelim. Orada Onlarca tiyatro Best ve müzikal de. her akşam perdelerini açar. O böyle bir iki ada, birkaç ada bir arada çok yakın birbirine. Evet. Şimdi bunun fonksiyonel kolaylığı şu: Arabanızı bir yere park ediyorsunuz, doğru. Bir yerde bilet bulamayınca öbürüne bakıyorsunuz. Orada olmayınca ona bakabiliyorsunuz. Şimdi İstanbul çok dağınık Tabii. bir kent ve 80'li yıllarda şan tiyatrosunda müzikaller oynadığımızda yani bir milyon insan izlemişti. Her gece oynardık. Ayrıca matine yapardık pazar günleri ama şimdi bir yerden bir yere gitmek, arabayı park etmek, bilet alıp konsere girmek, tekrar dönmek ve yani çok büyük baştan bir plan yapmak. mücadele tabii. Yani, yani şan tiyatrosunun olduğu yer şimdi izleyicilerimizin önemli bir bölümü bilmeyebilir. Bilmiyorum. Şu anda orada Taksim. başka bir şey var çünkü evet. Taksim'de. Hemen Divan Oteli'nin e, karşısında. karşısında evet. Meydana da çok yakın. çok yakın. Taksim'de çok önemli bir yürüme alanıydı o dönemde. Tabii. Daha e, evet. nispeten kolay erişilebilen çok bir tabii. yerdi. Evet. İşte Dolapdere'den aşağı inersiniz. Evet, Çişli'den, Havaskar Gazi'den tabii, yürüyerek tabii. gelirsiniz falan. E, ve Şan Tiyatrosu'nun da ayrı bir buluşma özelliği vardı. Çok. çok öyle bir mekan da yoktu İstanbul'da benim yoktu. hatırladığım. Yani yani. Şimdi bence devletimizin e, kü, kültür hizmeti olarak yapması gereken sa tiyatrolara böyle paralar falan veriliyor. Öyle değil. Mekan çok büyük bir kompleks içinde 8-10 tane tiyatro, birkaç konser salonu birden aynı anda hizmet veren. Böyle bir yer olduğu zaman İstanbul 15 milyon nüfuslu İstanbul oraya akın eder yani. En çok buna mı ihtiyaç duyuyorsun sanatçılar? Mekana mı ihtiyaç? Duyuyor Bence ulaşıyor. mekana ya yani benim şeyim o. Evet. Böyle bir insanların kolay ulaşabileceği, park edebilecekleri ve birçok fonksiyonu bir arada görebilir. Çok amaçlı bir mekan, bir çok amaçlı. İşte ee, işte İstanbul'da şimdi zorlu buna benzer bir özelliği var. Evet. Cemal Reşit Rey, evet. Maslak'ta Tim, e, var. Var. Tim Arena var, Arena var, Tim var. Ona benzer böyle 10 tane mekan da aklıma gelmiyor. gelmiyor Bostancı Gösteri Merkezi var mesela Kadıköy'de. Gösteri. Orada da çok hoş şeyler oluyor. Evet. Konser ben her sene bir iki konser yapıyorum evet. Bir da. de bazen kapalı sinema salonları bu amaçla kullanılıyor oluyor ama onların da kapasiteleri sınırlandı. eskiden evet. olduğu gibi. Yani Osman Bey'de site sineması, gazi sineması, kent sineması, evet. Harbiye'de konak, yine harbiye Elma as yani. sinemasını hatırlar mısınız? Evet musunuz? tabii hatırlıyorum. Mesela evet. Beyoğlu'nda Nişok sinema vardı değil mi? Evet. De olmayınca birine giderdiniz. İşte o benim Londra'da söylediğim şey yer gibi yani tiyatro köşesi gibi. ...birçok fonksiyon bir arada. Yani böyle yakın bir şey yakın. Evet. Artık. Akustik olarak beğendiğiniz yer neresi? Konser verdikleriniz arasında Erol Bey? Yani zorluğunun çok iyi. Tim, tim de iyi. İyi mi? Tim de iyi. Evet. Cemal Eşit konser Cemal verdiniz Eşitrey'de mi? Cemal de vermiştim. Yıllar önce vermiştim. Küçüktür ama güzel bir salondur. Güzeldir evet. evet evet. evet. Lütfü Kırdar tabii iyi bir salonda. Tabii yani o salonlar iyi salonlar. Evet. Ee, Paris'te tabii belki onu Ajda Pekkan'la da konuşmak lazım. Değerli sanatçımız. Olimpiya. Paris'in merkezinde görece olarak daha evet. böyle sınırlı bir yerde, çok büyük olmayan bir salon. Orada da mesela dönem sanatçılarının çok konser vermek istedikleri bir yerde evet. verdiler de. Biz vermiştik orada. Siz de verdiniz mi evet, orada? Evet. Ki, kimle orada Topluca böyle Erkan Özerman'ın bir organizasyonları yapar Evet orada bir konser yaptık hatırlıyorum. Dökülen bir salon. Evet Aslında ama nedense meşhurdur yani orası. <laughs> çok meşhur ama her tarafı dökülüyor Dökülür. yani. Kulisler berbat. Evet. Şey, evet. Şeyler her tarafı dökülüyor. Nedense meşhurdur. Çok Bu meşhur. Bizim, yani Beyoğlu'ndaki sanki ne, neye benzetebilir? Elhamdra, Elhamra. Elhamra. Doğru, doğru mu? Elhamra. <laughs> <laughs> evet. Yani izleyicilerimizin önemli bölümü hatırlamayacaklardır, bilemeyeceklerdir. Ama Elhamra doğru bir şey oldu. Doğru olur, evet. evet. Fakat dökük de olsa galiba bir hatıralarda yer i̇şte tutması bakın, çok ha, önemli Bu çok önemli. Yani... Fiziki yapılarının dışında Ruhsal yapıları vardır Aynen. E, Ruhsal yanları vardır binaların Anlatabiliyor muyum yani e, O binada işte Bediya Muvahit'in e, Atatürk'ün sahneye çıkarttığı Cumhuriyet'in ilk Müslüman kadın sanatçısının e, Jübilesini izlemişsinizdir Veya Vasfi Rıza Zubu'nun Veyahut da Cemal Reşit ki Ben bu isimleri iz, izledim e, Şeyde Atatürk Kültür Merkezi'nde. Yani çok önemli, binaların tabii. ruhsal yanları da fiziki yanlarının yanında önemli. İnsanlarla değer kazanıyor. Tabii. Yani binaları biz her 50 yılda bir e, fonksiyonları değişti diye yıkarsak o zaman e, hiç, e, mimari bir hafızamız kalmaz. Ben hep içlerinin yenilenerek mümkün mertebe restore edilerek günümüz fonksiyonlarıyla yaşan bir mimar ve bir şehirli insan gözüyle bunu söylüyorsunuz. Evet, evet. Bir Mimar olarak söylüyorum. Yani evet. mesela şunu mu doğru bulursunuz Erol Bey? Bu eskidi ve işte köhnele işte döküldü denen halk arasındaki binaları fasatlarının ön yüzlerinin korunmasından yana mısınız? Onların e, içlerinin boşaltılarak hem hem yani mümkün mertebe ne kadarını koruyabiliyorsanız e, o kadarını koruyarak içine güncel fonksiyonlar yükleyebilirsiniz. Evet. Öyle düşünüyorum. Avrupa çok da çok Avrupa'da böyle var. tabii. Ya. Çok var. Böyle. Yani yeni bir şey yapmak da elbette mümkün ama tabii o ayrı bir şey. Bu İstanbul gibi başka ben mesela şey. başka şehirlerde pek hala olabilir bütünüyle yeni bir şey yapmak ama İstanbul gibi özellikle şehirlerde. Tabii. Sanki o dokunun bir tarafını koruyup tabii. bir girişindeki bir bloğu, efendim binanın bir fasadını kimliğini korumak çok önemli. Tabii bir çok önemli. Hafızadır o da mimari yani. hafızadır yani toplumsal hafızadır. Şimdi yeni çalışmalar var mı diye biraz sonra soracağım ama madem bu kadar nostalji rüzgarı esti o zaman Erol Bey'in, Erol Evgin'in o güzel şarkılarından oluşan bizim güzel bir klibimiz daha var onu hatırlayalım. Az önceki o benim nostalji dediğim klipte 70'li yılların sonunda galiba TRT stüdyosu mu orası Erol Bey hatırlıyor musun? Olabilir. Hangisiydi? Ben klibi hatırlamadım. Bu arkası böyle noktalı olan bir dekor ha, var. Evet vardı. evet TRT, TRT stüdyoları. Stüdyo. Evet, Ankara mı İstanbul mu? Ee, Ankara. Ankara. Arı stüdyo. Arı o meşhur. Arı, evet meşhur. Arı stüdyosu. orada Eurovision elemeleri de yapıyorlar. Evet böyle. evet Arı stüdyosu orası. E, tabii sizin şarkılarınızda hem bestecilerin hem söz yazarlarının sizin böyle bir bir kimya tutan bir kimya diye evet. görüyorum ben. Evet. Siz onu çok güzel anlatıyordunuz az önce. Birkaç cümleyle daha orada dönemdeki hatıralarınızı lütfen paylaşın bizimle. Yani e, biz e, çok iyi bir ekip olduk. Hem insani olarak hem de müzikal olarak çok iyi anlaşan e, arkadaşlar olduk. Ve e, inançlarımız ve duygu ve düşüncelerimiz aynıydı. Yani bir ülkenin popüler müziği o ülkenin e, klasik e, musikisine ve folkloruna dayanmak. Yani oradan hayat bulma, bul, bulmak durumundadır. Öyle olursa daha yaşayan bir müzik olur. Yoksa işte serada saksı içinde bitki yetiştirmek gibi olur. Oysa bunlar e, o zaman diktiğimiz fidanlar şimdi ulu çınarlar oldu yani. Aradan 40 yıl 50 yıl geçiyor. O şarkılar hala söyleniyor. Bu çok önemli bir şey. Ve onun üzerine de bugün başka şeyler de ekliyoruz, ekleyebiliyoruz. E, yani dünyanın öbür ucuna bakarak da müzik yapılır ama... Halkla ne kadar buluşur o müzik? E, tabii ki buradan ben e, asla e, geriye dönük bir şey kastetmiyorum. Çağın bütün imkanlarında kullanalım. Çok sesliliği kullanalım. Batının e, bütün imkanlarını da e, kendi kültürümüzle yoğurarak kullanalım anlamında düşünüyorum. E, öyle çıktı o şarkılar. E, biz de onları hala söylemeye devam ediyoruz. Günümüzde de güzel şarkıda oluyor. Mesela Altın Düetler'de Sezen Aksu ile paylaştığım bir şarkı. Selma Çuvacı'nın sözleri ve benim müziğimdi. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Çok güzel. O da güzel bir şarkıydı. Şimdi işte ikinci Altın Düetler için yoğun Şimdi bir çalışma Şimdi onun üzerine mi Evet, onun üzerine Orada neler olacak? Yine daha önceki albüme sığdıramadıklarınız mı bir anlamda? Evet, evet. 11 tane değerli kadın sesle Türkiye'nin çok önemli kadın sesleri. İlk defa söyleyecekleriniz var mı arasında, sanatçılar arasında ilk defa söyleyeceğiniz sanatçı var mı? İlk defa beraber söyleyecekleriniz Birlikte e, e Tabii, tabii yani e, ben daha önce düetler yapmamıştım. Altın düetlerde 10 kadın sanatçıyla çalıştım. Şimdi ikinci bir on bir kadın sanatçıyla çok çalışacağım. Güzel. Evet. Birkaç isim hatırlatır mısınız bize? Tabii. Gibi, ya, Ajda abi. Pekkan var. Ajda Pekkan'la içimdeki Fırtına'yı Oo. yapacağız. Ee, İskender güzel. Paydaş yapıyor dizini. İlk defa Öyle. mı söyleyeceksiniz Ajda Pekkan'ı? Evet, ilk defa söyleyeceğiz. O çok büyük olay şeyinde. Türk müziği açısından çok büyük bir ee, olay bence. Güzel bir şey olacak yani. Bir klasik olacak. Bir klip de olur belki Erol Bey ne dersin? Evet tabii Ajda Hanım şey yaparsa benim çok sevdiğim dostum arkadaşımdır ve uygun görürse bir de klip çek çekmek okay. isterim ben yani. Bir kültür mirası olur bence bu. Aa, Aa, canım, çok ben öyle görüyorum. Ediyoruz, Gelecek sağ kuşaklar için bir kültür Teşekkür mirası olur ederim, sağ ol. ve bir keşke plak yapılsa bunun üzerinde bir albüm plak olarak da yayınlansa. Evet evet. Var mı ihtimal? Ya yani, yani bunun plakları çıkacak tabii. Çıkacak değil mi? Tabii tabii. Ben çok onu güzel. hep yapıyorum. Evet. E, koleksiyon olarak evet. plaklarını çıkartıyorum ve çok da e, ilgi görüyor evet. plaklar. E, yani çok sanatçı arkadaş var. Atiye var. E, şey e, e, alfabetik söylemeye çalışıyorum isimleri. Unutursam beni bağışlasınlar. Ceylan Ertem var. E, Demet Sağaroğlu. Çok güzel. Çok çok ilginç bir sestir. Ceylan Ertem de genç neslin çok ilginç bir sesi. Deniz Seki var. Çok sevdiğim bir e, sanatçı kardeşimdir. Bir sürpriz e, var. E, Farah Zeynep Abdullah filmlerde e, çok güzel şarkılar söylüyor. Oyuncudur değil mi? Oyuncudur ama evet. çok e, onunla da bir şarkıyı paylaşacağız. Bu sürpriz olacak galiba. Sürpriz olacak evet. Funda Arar var tabii. Çok güzel, ben de çok severim Funda Çok, çok, de değerli, severim, çok Funda severim. sevdiğim bir sestir. Eee bir şarkı yapacağız. E, Bizi izleyenler şöyle hatırlayacaklardır. Yıllar önce biz e, televizyonda e, bir e, çocukların şarkı söylediği bir program yapmıştık. Ve oradan o çok güzel sesli çocuklarımız, biz onlara hep e, eğitim almalarını öğütledik. Onlardan birçoğu e, konservatuarlara gittiler. İşte Şebnem o konservatuarı bitirenlerden bir, 13 yaşındaydı o zaman. E, şimdi 10 sene falan geçti aradan. Onunla bir şarkıyı paylaşacağım. Ee, belli. Tarih Aslında. belli mi ne zaman çıkacağı şarkı? Yani böyle çok kreatif ve çok kişiye dayalı şeylerde pek bir tarih veremiyoruz. Ben hep böyle işte bu aylara yetiştiririm diye umut ediyordum ama biraz sarkacak. Belki yılbaşını bulabilir diye düşünüyorum. Merakla bekliyoruz. Çok güzel bir şey olacağını evet. düşünüyorum. Zara var, Zinet Sali var. Onlar da çok değerli. Çok değerli. Çok önemli isimler. Çok iyi, iyi bir albüm olacak. Benim 50. yılıma yetişecek gibi yani. Harika. Güzel bir koleksiyon albümü olacak. Hangi plak şirketinden çıkacağı? E, ben kendim yapıyorum prodüksiyonlarımı. Olay prodüksiyon olarak yapıyorum. EMI dağıtıyor benim e, albümlerimi. EMI'de çok uzun yıllardır birlikte çalıştığım bir firma. Tabii köklü kuruluşlardan evet. bir sektör. Üniversal. Dünya, dünya, dünya çapında. De az önce Demet Sağır oldu dediniz değil mi? Onun evet. da bir albümü sanıyorum kısa süre önce. Yeni bir şey yap, şey yaptı, bir şey. 45'lik ya biz şeyi de var, klibi de var. Çok çok ilginç bir sestir. Çok bir ses. öyle. Ben e, Funda Arar dediniz. Funda Arar da Febio Taşer'le ile beraber uzun yıllar güzel evet. çalışmalar yaptı. Febio da evet. çok yetenekli bir besteci. Evet. E, böyle şu bazı besteciler var ki siz az önce bir formül dediniz ya bunu yakalamak çok zor diye. Bir biraz matematik formülü gibi ama Febio da böyle hitleri yakalamayı başaran bir formül var. Evet. Onun aklında zihninde oradan onun evet. kulaklığını atalım. Fakat tabii hepsi çok kıymetli. Ama ben Ajda Pekkan'la o söyleyeceğiniz şarkıyı merak ediyorum. Merak edersiniz. E, nasıl bir şey ortaya çıkacak diye herhalde çok, çok güzel şey olacaktır. Şey çünkü ortaya. o şarkının bir hikayesi de var. Evet. Onu evet. izleyicilerimiz belki bilirler değil mi? Melih Kibar evet. bestesidir. Evet Melih Kibar işte bizim tam böyle şarkılar patladı liste başı falan. Melih babasının çok ısrarıyla... Kimya yüksek tahsili yani kimya mühendisiydi ama master yapmak için Londra'ya gitti ve işte mektuplaşıyoruz kasetler yollanıyor sözler yazılıyor falan böyle çalışılırken o Swansea diye bir yer Londra'nın galiba uzandığı bir yer deniz kenarında böyle bir gece bir fırtına olmuş ve çok korkmuş. Koridora çıktım diyor bir piyano gördüm diyor orada piyanoda ya böyle korkumu piyanoyla yendim diyor. Bir şeyler böyle çaldım kayıt da ettim Çiğdem'e yolladım diyor. İçimdeki Fırtına diye bir şarkı yazdı Çiğdem. Ve Melih geldiği zaman söylemedi de Çiğdem şarkı geldiği zaman şarkıyı okudu. Melih çok şaşırmıştı yani müthiş bir duygu birliği böyle bir hikayesi var bu şarkı. Ve e, Türk popunun gelmiş geçmiş en kuvvetli en beğenilen ve iz bırakan şarkılarından biridir evet, ben böyle bir pop tarzı evet. Hele ben bu hikayeyi yıllar evvel öğrenince şimdi Erol Bey'in anlattığı da çok etkilendim tabii aralarındaki hmm. dostluk ve sevgi de çok büyüktü. Çok. Allah rahmet eylesin aramızda evet, değil mesela, kıymetli evet. sanatçılar. Türk müziğine de popuna da büyük bir şey bıraktılar bir yine inanılmaz bıraktılar. Evet. Dolayısıyla bu şarkıyı o yönüyle de takip ed edeceğiz. Şimdi yönetmenimiz İsmail Emek de, dedi ki esprili bir şekilde hatırlattı. Kaç kuşak dedi genç kızlar dedi aşık oldu dedi Erol Evgin'e daha ilk zamanlardan bugüne kadar. Böyle gerçekten sevenlerinizle, hayranlarınızla, dostlarınızla, izleyici tarafında, seyirci tarafında nasıl bir iletişiminiz oldu? E çok keyifli, Bu, bu tabii süreçleri çok yönetmek yani. çok kolay da değildir yani değil mi? Çok keyifli evet. bir şey tabii. Bir dostluk, bir yakınlık. Geçenlerde... Çok hayranlar, mektuplar, mailler bir genç kız geldi imza aldı benden. Ben de öyle biraz of, gururlanarak yazdım. Annem için dedi. Yani. <gülüyor> Sonra <gülüyor> diyor, diyor ki asıl anneannem size aşık Oo <laughs> <laughs> düşüyordum ben yani. <laughs> Ama anneannem deyince muhtemelen 70'lerdeki şarkılara rastlarız. Bizim yaş grubumuz <gülüyor> yani. E <laughs> ben de dede olduğuma göre anneannemin harika. Çok aşık güzel. Olması. Böyle e, 3 4 kuşağın <laughs> birlikte izlediği sanatçılarımız e, gerçekten Erol Evgin onlar arasında. Çok Siz resimle de ilgilisiniz değil mi? Resim yapıyordum evet. Şimdi vakit bulamıyorum turnelerde koşturmaktan. Resim içinde çok boş. Rahat bir... Şey. Zihin gerekiyor, konsantrasyon evet, hiç, gerekiyor. Çok rahat bir şey gerekiyor. Biraz İstanbul dışına çıktığınız zamanlarda belki evet. edirsiniz. Müziğin ekonomisine biraz girelim. Son dakikalarımızda onu konuşalım. Yani bu artık klasik ve bilinen bir şey oldu ama sanatçıların bir türlü istedikleri gelirleri elde edememeleri... Albüm satışları, online korsanlık vesaire. Bu konuda son durum nedir? Siz çünkü meslek birliklerinde de öncülük eden bir insansınız. Evet ben pop PopSav'ın kuruluşunda bulundum. Şimdi onursal başkanıyım. Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nın. Ama bizim vakfı kurduğumuz yıllarda e, kanunlarla, yasalarla e, kurulmuş örgütler yoktu. Sonradan o örgütler de kuruldu Türkiye'de. Ve şimdi e, belli bir şeye de oturdu iş. E, belli miktarlarda... E, hak sahiplerine, telif sahiplerine, yaratan, yazan, çizen, müzikleyen insanlara paralar geliyor. Tabi bu dünya standartlarında, uygar dünya standartlarında henüz değil ama öyle olması için de örgütler çalışıyorlar. Yani şeyde bu hak izleme örgütlerinde dünyada şöyle bir şey var. Yolda ıslıkla sizin şarkınızı çalandan telif hakkı alamadığımız için özür diliyoruz sizden diyorlar. <laughs> o yani bir restoranda bir yerde işte bir kahvede ve bir yer, yani ticareti yapılan her yerde sizin müziğiniz çaldığı zaman size bir e, pay geliyor. Binlerce radyolar var. Çok çok katı uygulandığını da bu yönüyle bakabilirsiniz. Tabii, tabii. Düşünüyor musunuz? Yani olması gereken seviyeler aşağı yukarı oralarda olmalı mı Erol Bey? Ne dersiniz? Yani bizdeki e, gibi değil belki ama Hani biraz da abartılı yani sokakta... çok, hani kültür mirası olmuş sanatçılar, evet. her ülkeye mal olmuş insanlar var. Yani Erol Evgin Türkiye'nin çok önemli, kıymetli isimlerinden biri. Orada acaba nasıl bir denge tutturmak lazım? Ee, yani e, bir, bir süre sonra kültür mirası oluyor zaten. Evet. İşte, 80 yıllama tabii yani. 50 yıl. <laughs> Siz yani 50. yılınızda evet, evet, müzikinizde yani, değil mi? Şeyden sonra kültür mirası oluyor ama... Evet yaşarken de insanların Aklısınız. haklarını vermekte fayda var. Ko kolay değil bu başarıları elde etmek. Bir emekle evet, ortaya yani. çıkıyor. Bir de herkes sahneye çıkamıyor. Hani biz şimdi sahneye çıkıyoruz. Bir takım imkanlar elde ediyoruz. Ama oturduğu yerden yazıp çizen insanlar var. Ee, onlar çıkmıyorlar sahneye. Hani onların hakları da önemli. Bu çok önemli. Erol Bey, dijital müzik pro programları, platformları, düzenli ödemelerini yapıyor mu sanatçıların? Orada işler iyi gidiyor mu? E, fena gitmiyor. Yapılıyor bir takım evet. yani ciddi ödemeler yapılıyor evet. Yapılmıyor diye. Peki konser verenler bakımından ana gelir kaynağı konserler midir şu anda? Evet. Öyle mi? Bizim ana gelir kaynağımız konserlerimiz. Evet. evet. O yüzden konsere gidenler 100 lira, 135 lira <laughs> çoktu demesinler. Çünkü evlere evet, temiz. E, temizliğe <laughs> giden yardımcıların o kadar aldığını hatırlatıyor. <laughs> aşağı gelmiyor diyor. Doğru, <laughs> doğru. Şimdi e, işte birkaç gün sonra Bodrum'a gideceğim. Belki o çiftliğinin yine, yine gelirler. gelir. Artık buradan <gülüyor> duyup <gülüyor> geleceklerdir herhalde. Evet. Ama öğrenci indirimi falan oluyor mu yoksa standart mı o? Vallahi onu 150 bilmiyorum. 150 lira. Aslında onu, <laughs> onu söylemek bilmiyorum. lazım. Olması lazım evet. yani öğrenci değil. Yani 150 lira da az para değil yani. Evet. 135. Lirada. Yani özellikle gençler tabii dar gelirler bundan biraz Ama Ama var. olabilir. Şey, pardon sözünüz geçti. Amfiteyatrolarda hem arkadan bile çok iyi izlemek mümkün. Evet. Oralarda 50 lira, 60 lira falan oluyor. Ee, Erol Bey sahneye çıkmak, konser vermek artık tabii sizin için bir maraton ve herhalde e, çok rahat ettiğiniz bir alan ama ben sizin çok disiplinli bir insan olduğunuzu, titiz bir insan olduğunuzu bildirim. E, çok ciddi hazırlanırsınız. Sanki evet. ilk defa bir konser verecekmiş gibi bir şeydesinizdir, bir durumdasınızdır. Bu bir tabi tarz meselesi, diz evet. olmak. işine insanın saygı göstermesinin de bir göstergesi. Konsere giderken ne yapar? Bir ritüeliniz var mıdır? Böyle şans getiren bir şeyiniz, bir yanınızda götürdüğünüz herhangi bir obje, ee, o tip şeyler oluyor mu? Yani bir kere o gün e, iyi bir uyku uyumam çok önemli. Ses için çok önemli uyku. Evet İşte bir hafif bir kahvaltı, sonra konserden belki 4-5 saat önce bir protein almak önemli. Konserden önce mi? 4-5 saat önce. Önce. Yani aç çıkmak anlamına geliyor bu. Evet. Ee, bir, bir, i̇yi bir protein almak. Ee, son işte 1-2 saatte de sıkıntılı üzüntülü şeyden telefonları kapatmak. Ha öyle mi? Kapatır e, mısınız? Tabii yani. Hı. Çünkü çok kötü bir haber gelebilir. Bir iddiatsız bir şey olabilir falan. Zihninizi meşgul etmemek. Evet zihni meşgul etmemek. Tabii iyi bir hazırlık yapıyorum ben. <laughs> Minitajlar alıyorum. repertuar, minitaj. Dakika dakika, saniye saniye. Yani bir televizyon şovu gibi Hazırlıyorum. Aralardaki işte esprilerimi, şakalarımı tam motomot olmasa da ana hatlarıyla, çerçeveleriyle konu başlığı. Tabii konu başlıklarıyla hazırlıyorum ve e, bir konserin bir büyüsü var. Yani başlıyorsunuz ve Akıp gidi gitmesi lazım. Yani hiçbir kesintiye uğramaması lazım. Ee, e, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar falan böyle bir şey yok yani. Doğru. Her saniyenin bir... Tıkır tıkır işlemesi e, tıkır tıkır lazım. Tıkır tıkır akması lazım yani. Doğaçlama yani saat, bile olsa... Olsa evet. 2 e, saat, iki buçuk saat tıkır tıkır akmalı yani. Ki sizin konserleriniz öyle. Öyle oluyor. Ben birçok konserinizi bir görüyorum. Bir de ben eğlenceli... E, ya yani eğlenmek çok ciddi bir iş. Yani korkuyu yenen tek şey neşe. Onun için neşe çok kıymetli bir iş. Eğlence çok ciddi bir iş. Ben konserlerde çok eğlenirim ve insanlar da benimle birlikte eğleniyorlar. Güzel fıkralar anlatırsınız, siz. Ederim, hatıralar anlatırsınız. Var. Evet, evet. Siz o gerçekten bir yani şova dönüşüyor Erol evet, konserleri. Evet. Başka bir enerji de katıyorsunuz. Yani evet. orada fıkralar var, hikayeler var, anılar var, Tabii. taklitler var, şunlar var, bunlar var. Tabii bu müzikal oynadığım yıllardan televizyon şovu yaptığım... Süper Aile diye bir program yapıyordum ben evet. ilk defa Türkiye'de. Bir Amerikalı yönetmen geldi. İşte 35 ülkede yapılan bir program. O yönetiyor. Yani konuk burada bunu ben bu taraftan böyle yollayacağım değil mi? Hayır dedi. Bir saniye kaybederiz dedi. Onu hiç unutmuyorum ben. Çok güzel. Bir saniye kaybederiz dedi. Ciddi bir Konuyu, zaman. Evet buradan yolla dedi. Yani böyle konuk geldi konuştuk teşekkürler dönüyorsun. O bir saniye kaybolmuyor falan. Ben dedim ki vay canına dedim adamlar neredeler. Sonra biz müzikaller yaptık. Haldun Dormen'le ile çalıştım. Ee, üç yıl. Ee, onun yazıp yönettiği müzikallerde oynadım. Haldun da tabii çok müthiş hakim. Amerika'da eğitim görmüş ve dünyadaki bütün... E, tiyatro, çok deneyimli müzikal bir şeydir. ...şeylerini evet. izlemiş biri olarak. E, zamanlaması, timing dediğimiz şey. Bu çok 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 önemlidir. Her şeyde önemlidir. Ders anlatmada önemli, siyasette de önemlidir işte sahnede çok önemli. İnsanlar Her sıkılıp şey. giderler, düşerler. Yani algıları Düşer. gider derken konseri terk eder anlamında söylemiyorum ama zihin olarak dağıldığı zaman onu toparlamak. Zaten orada sohbet eden konuşan insanları görürsünüz ve evginin evet. dağıldığını fark edersiniz. Ben onu hissedirim. Yani ben orada mesela 3 bin kişi bile olsa sahnede şeyde salonda 5 bin kişi onların tansiyonunu çok iyi hissederim. Zuhal Olcay'la olan bir klibi vardı. Çok kısa bir görelim mi? Onunla birlikte reklama gidelim diye arzu ediyorum. Erol Evgin'in. Bir onu gösterelim. Ondan sonra hemen reklama gidelim. <laughs> Zuhal Oca'yla da bir çalışması yani, olmuştu Çok sevdiğim bir sanatçı Güzel Zuhail. bir şey çalışma evet. beraber Erol Evgin Evet Hem sinemada tiyatroda bu kadar başarılı olmak Hem de e, ses sanatçısı olarak Bu kadar başarılı olmak çok zor Güzel bir albümler şey. yaptı Evet çok değerli sanatçımız Erol Evgin'le beraberiz Güzel bir sohbet oldu ben çok keyif alıyorum Her seferinde çok, efendim, bir çok televizyon programı yaptım Kendisiyle evet, ee, öyle, sağ olun. Televizyonculukta da usta bir isim <laughs> Sadece olsun. ses sanatçısı olarak da Değerlendirmeyelim ee, son bir var mı? Onu kapatalım. Tabii şimdi bu Kurban Bayramı haftasında bizi sevenlere, bizi izleyenlere Einstein'ın kızına yazdığı mektuptan bir bölüm okumak istiyorum. İlginç. Evet. İzafiyet kav... sevgili Lizel'in diyor, Lizel'in kızı. Evet. Adı. İzafiyet kavramını açıkladığım zaman çok az kişi beni anladı. Bu mektupta yazacaklarımı toplum kabul edecek düzeye gelene kadar korumanı istiyorum. Bilimin açıklayamadığı çok kuvvetli bir güç var. Bu güç herkesi kapsıyor ve yönetiyor. Bu evrensel güç sevgidir. Sevgi ışıktır. Onu alıp verenleri aydınlatır. Sevgi yer çekimidir. İnsanları birbirine yaklaştırır. Sevgi kuvvettir. İçinizdeki iyiliği çoğaltır. Sevgi için yaşarız ve ölürüz. Sevgi tanrıdır ve tanrı sevgidir. Çünkü sınırı yoktur. Dünyayı kurtarmak için sevgi tek ve biricik cevaptır. Bu evrensel enerjiyi almayı ve vermeyi öğrendiğimiz zaman sevgili Lizer, sevginin her şeyi yenip ötekine geçtiğini doğrulayacağız. Çünkü sevgi hayatın en özlü kısmıdır. Seni seviyorum ve nihai cevabı bulduğum için sana teşekkür ediyorum. Baban Albert Einstein. İlk defa duyuyorum. Güzel usta Haberdar olun. Sevgiye dair bir de, evet. ilginç bir değerlendirme, evet. ilginç bir not. Ee, o zaman ne diyelim? Sevgiyle Sevgi de, kalın, kalın değil mi? biz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Sevgili Erol Evgin'e de öyle. Güzel şarkılarını hep dinleme komutuyla sağ olun. Güzel geçsin günleriniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Hoşçakalın.